Meteoroloji Bölge Müdürlükleri en doğru hava tahminlerini ulaştırmak üzere her gün aralıksız bir şekilde mesailerine devam ediyor. Meteoroloji bilimi hayatın her alanında adından söz ettirmeyi başarıyor. Kayseri'de bulunan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü kapılarını açarak bir günün daha hava tahmin sürecini gösterdi. Vatandaşlar hava tahmininin nasıl yürütüldüğü sorusuna bilimsel metotlar ve ölçüm aletleri vasıtasıyla yapıldığını dile getirdi. Bir vatandaş ise hava tahmininin nasıl yapıldığını bildiğini belirtti. Sizce meteoroloji hava tahminlerini nasıl yapıyor? Gökyüzüne gönderdikleri balonlarla diye tahmin ediyorum. Hiç balon gördünüz mü peki? Yok, görmedim ama tabii bu eski günler için, ama yeni günler için büyük ihtimal gönderdiğimiz bu uzay şeyleriyle alakalı. En son gönderdiğimiz Göktürk'le veya onlarla alakalı diye tahmin ediyorum. Gökyüzünde bir alışveriş yapan bir cihaz olduğunu tahmin ediyorum. Ya, meteoroloji hava tahminlerini bilimsel çalışmalar ışığında yaptığını biliyorum. Yani ölçümler yapıyorlar belirli noktalarda. Şehrin belirli noktalarına bunlar için cihazlar yerleştiriyorlar. Bununla ilgili araştırmalarını yapıyorlar. Yani hava sıcaklığını ölçüyorlar. Rüzgarı ölçüyorlar. İşte yağmurun yağma olasılığını, havanın soğukluğuna, sıcaklığına göre, ona göre farklı şeylerde ölçümler yapıyorlar. Bir takım ölçüm aletleriyle beraber yapıyordur hava sahasında. Öyle. Ölçüm aletlerini biliyor musunuz? Ölçüm aletlerini pek bir bilgim yok o konuda. Meteoroloji hava tahminlerini yukarıdaki meteoroloji binasından balon atarak yapıyor. Ben orada çalışıyordum çünkü. Siz ne biliyorsunuz o zaman? O şekilde yapıyor. Balon atarak, günlük balon atıyorlar saat 2 gibi. O şekilde tahmin yürütüyorlar. Hava tahmini belirli bir yerde, belirli bir zamanda görülebilecek meteorolojik olayların gözlem ve analize dayanarak, subjektif ve objektif metodlar kullanılarak önceden öngörülebilme çalışmasıdır hava tahmini. Hava tahminini 3 aşamada yapıyoruz. Öncelikle gözlemler kullanılıyor. Daha sonra bunları analiz ediyoruz. En sonunda hava tahmini yapıyoruz. Gözlemlerimiz de yer gözlemleri, yüksek atmosfer gözlemleri, gemi gözlemleri, uydu ve radar gözlemleri, otomatik meteorolojik istasyon verileri. Bu veriler milli merkezlerimize gönderiliyor belirli aralıklarla. Bu veriler milli meteoroloji merkezlerimize gönderiliyor. Oradan da uluslararası meteoroloji merkezlerine gönderiliyor. Orada işlenerek tekrar bizlere dağıtılıyor. Bunun neticesinde de, bu veriler neticesinde de belirli modeller ve haritalar oluşturuluyor. Biz de bu belirli haritalar ve modeller ışığında, bu verilerin ışığında tecrübelerimizi de kullanarak tahminler yapıyoruz. Meteoroloji uyarı renkleri var. Bunları biliyor musunuz? Yani genel itibariyle kırmızı riskli, sarı biraz daha düşük diye tahmin ediyorum. Meteoroloji uyarı renkleri hani sarı, kahverengi, o ton renkleri kullanıyorlar. Onları biliyorum. Ya mesela kahverengi olan kurak diye biliyorum. Sarı biraz daha kurağa yakın olarak biliyorum. Diğer renkleri tam hatırlamıyorum. Yok, onları da bilmiyorum. Sadece hava tahminine bakmak için kullanıyorum meteorolojiyi. Öyle bir fazla ilgim yok. Vallahi bilmiyorum, yalan olmaz. Şimdi sallasam yanlış çıkacak. En iyisi hiç konuşmayayım, susayım. Onları biliyorum, evet yani. Nedir bunlar? Herhalde yani sarı olursa şiddetli oluyor yani. Kırmızı olursa olmuyor diye biliyorum. Ama tek bildiğim renk sarı. Yani renklerini bilmiyorum. Ben askeri hastanede çalışıyordum ama oradan görüyorduk sadece balon attıklarını. Uyarı renklerini bilmiyoruz yani. Detay olarak. Biz meteorolojik uyarıları, kuvvetli meteorolojik hadiselerin oluşturabileceği olumsuzlukların en aza indirilmesi, kayıp ve zararların önlenebilmesi, vatandaşların ve ilgililerin bu olaylara önceden hazırlanabilmesi için yayınlıyoruz. 2019 yılında Sayın Genel Müdürümüz Volkan Mutlu Coşkun öncülüğünde bir sistem geliştirildi. Bu sistem meteo uyarı sistemi, renklere dayalı bir sistem. 4 tane ana rengimiz var. Yeşil rengimiz herhangi bir uyarının olmadığını gösteriyor. Sarı rengimiz oluşacak meteorolojik olaylara karşı dikkatli olunması gerektiğini, havanın potansiyel bir tehlike arz ettiğini söylüyor. Turuncu uyarımız havanın tehlikeli olduğunu, çok sık görülmeyen meteorolojik olayların bulunduğunuz bölgeyi etkileyebileceğini ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söylüyor. Kırmızı ise beklenen meteorolojik hadisenin çok kuvvetli olduğunu ve gerekli tedbirlerin çabucak alınıp zararın engellenmesi gerektiğini bize bildiriyor. Meteoroloji uçağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya, meteoroloji uçağı tabii ki olması gereken bir şey. Çünkü niye derseniz, bilimsel gelişmelerde en ileri teknolojiyi kullanmak zorundayız.
O yüzden biz de teknolojinin her türlü nimetlerinden faydalanmak zorundayız. Türkiye ileri devletler seviyesine çıkmak için yine uğraşan bir devlet, biliyorsunuz, gelişmekte olan ülkeler statüsünde. Bu nedenle meteorolojinin bu tür imkanları kullanması şart. Ya, tabii hani gökyüzüne bazen geçiyor, arkasında duman gibi bir şey bırakıyor. O tür uçakları hani yakından gördük mü? Görmedik ama dediğim gibi ara ara görüyoruz gökyüzünde. Duymadım onu. Büyük ihtimal biraz önceki konuyla alakalı, gökyüzü. Onu bir ara duymuştum. Uçak giderken arkasından sis falan bırakıyormuş herhalde. Ona göre de yoğunluğunu mu ne bindim ne ölçüyormuş. Öyle bir şeyler duymuştum çok eskiden. Hala öyle mi bilmiyorum. Peki siz hiç meteor uçağı gördünüz mü? Yok, görmedim. Gördüysem de bilmiyorum yani onun olduğunu. Bir şey söylesem yalan olur, hiç bilgim yok. Meteor uçağını bilmiyorsunuz. Bilmiyorum abi. Sizden duyuyorum ben onu. Meteoroloji uçağını duymadım hiç. Ya aslında meteoroloji uçağı olarak düşünülen, zannedilen uçaklar kargo uçağı, yolcu uçağı veya sivil havacılığa ait uçaklar. Bu uçaklar çok yüksekten uçtuğu için oralarda çok soğuk. O yüzden çıkardıkları gazlar yoğunlaşıyor ve bir iz bırakıyor ve bize ait olduğu izlenimini veriyor. Aslında bizim böyle bir ölçüm şeklimiz yok. Biz yüksek atmosfer gözlemlerini balon aracılığıyla yapıyoruz. Radyo zende rasatı dediğimiz rasatlar aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri amacıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin otomobili TOGDA'da yerimizi almayı planlıyoruz. Statik elektriği boşaltmak için bakır levhaya elimizi sürtüyoruz. Burayla işimiz bitti. Hidrojen jeneratörümüzü kontrol ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı? Çalışmaması gerekiyor. Lambalarının yanmaması gerekiyor. Bunun dışında kelebek vanamız hidrojenin kapalı olması gerekiyor. Çalıştırmadan önce. Yeni sayım bitti. Anahtarımızı açıyoruz. Üretime başlıyoruz. Hidrojen üretmeye başladık. Şimdi balonumuzu bağlıyoruz. Balonumuzu açtık. Balonumuzu bağlayacağız. Hidrojeni depolamak için. Sıkı olması gerekiyor. Kaçırmaması gerekiyor bunun. Bu paraşütümüz. Balona bağlayacağımız ip. Balonu bekleteceğimiz için emniyet düğümü atıyoruz. Jeneratör üretimimiz tamamlandığı için kelebek vanamızı açıyoruz ve balonumuzu şişiriyoruz. Balonumuz şişti. Şimdi cihazımızı atmak için kalibre edeceğiz. Kalibre dediğimiz ayar, yani yer değerlerini gireceğiz. Yer değerlerini girmemiz için cihazla beraber otomatik olarak bilgisayarımız var. Revizyonda bilgisayarımız, yer cihazımız. Bunlar bize veriyi gönderecek. Bunun için MESI sistemimiz çalışıyoruz, cihazımızın bağlı olduğu. Cihazımız başladı. Gözlem diyoruz. Açtık. Gözlemi başlat. İlerliyoruz. Burada çeşitli bilgiler veriyor. İşte tarih, zaman, basınç, rüzgar. Burada istasyonumuzun adı ve GPRS şansiyesini veriyor. Burada enlem ve boylamı veriyor. Enlem boylama göre veriliyor genelde bu bilgiler. Alıcımızı kontrol ediyoruz, yani yer cihazımızı. Kontrol için bastım, onay verecek, bekleyeceğiz. İletişim başarılı dedi. Şimdi frekansımızı ayarlayacağız. Frekans dolu olduğu için biz burayı istemiyoruz. Frekans şurada boş, biz oraya geçiyoruz. Tamam dediğimizde kendisi o frekansa kendisini ayarlıyor cihaz. Aynı frekansı kullanmamak zorundayız, yoksa veri kaybı oluyor. Şu anda o frekansı kullanan başka bir meteoroloji bölgesi başka bir, var, yoksa farklı bir radyo dalgası mı olabilir? Başka radyo dalgası, bu radyolar oluyor. İşte bizim meteorolojinin şeyi var, vericisi var, o olabiliyor. Polis radarı, radyosu olabiliyor. Telsizler olabiliyor. Evet, telsizler olabiliyor. İlerliyoruz. Şimdi cihazımızı takacağız. Bu radyo zende cihazı, MESI marka, bize veriyi getirecek olan bu.
yerleştiriyoruz. Onay vermesini bekleyeceğiz. Kalibremiz tamam, ilerliyoruz. Kontrol ediyor. Referans değerleri alıyor. Cihazımıza okey verdi. Uçuş başlasın mı? Uçuş anında tıklayıp uçuşa geçiyoruz. Şu anda bekliyoruz balonumuzun şişmesini. Balonumuzu attıktan sonra verilerimiz gelmeye başladı. Balonumuz kuzey yönlerinde ilerliyor. Haritamız şu şekilde. Bunun dışında da sıcaklık, nem, rüzgar ve basınç verilerimiz geliyor. Burası yazılı olarak, şurası da görsel olarak verilmektedir. Balonumuz şu anda 6964 metrede 35 kilometreye kadar çıkmasını bekliyoruz. Balonumuzun hızı da 5 saniyede 5 metre yükseliyor. Balonumuz sonlandıktan sonra şöyle bir haritamız oluşuyor. Bu dün akşamki haritamız. Burada en yüksek nokta 123 milibara kadar çıkmış. Başlangıç seviyemiz şu şekilde. Değerler gördüğünüz gibi yerdeki sıcaklığımız 15. İşte basıncımız 889, nemimiz 67, rüzgarımızı ve yönü var. Bu şekilde balonumuz bittikten sonra da böyle bir haritamız oluşuyor. Meteoroloji balonu günde iki defa atmosferin yükseklikle basınç, nem, sıcaklık ve rüzgar bilgilerini elde etmek amacıyla atılır. Günde iki defa yapılır. 00Z ve 12Z olmak üzere. Bu Z dediğimiz İngiltere'nin Greenwich kasabasından geçen sıfır boylamına göre ayarlanmış yerel saat demektir. Bütün dünyada aynı saatte atılması için kullanılan bir standarttır. Meteoroloji balonu nasıl hazırlanır? Şimdi meteoroloji balonunda bir uçuş takımından bahsedebiliriz. Halkımızın gördüğü meteoroloji balonunun altında aslında bir tane verici vardır. Biraz önce söylediğimiz atmosferin dikey, rüzgar, nem, sıcaklık ve basınç değerlerini elde etmek için verici tabir ettiğimiz belli standartlara göre üretilen bir cihazı balonun altına takarız. Bu balon 600 gram ile 1,5 kilo arasında değişmektedir. Türk meteorolojisi şu an için 800 gram ağırlığındaki balonları kullanıyor. Bu balona takılan cihaz yükseklikle beraber GPS sinyali yardımıyla bizim bilgisayarımıza atmosfer değerlerini verir. Meteoroloji balonu havadan hafif gazlarla doldurulur. Bizim meteorolojimizde hidrojen ya da helyum gazı kullanıyoruz. Havadan hafif olduğu için uçuş ekipmanı bağlandıktan sonra rasatçımız marifetiyle gökyüzüne serbest olarak bırakılır. Balon havadan hafif olduğu için ve lateksten üretilmiş olduğu için esnemeye oldukça dayanıklı bir malzemeden yapılıyor. Aşağı yukarı bizim enlemlerimizde 30 ila 35 kilometre kadar yüksekliğe çıkabilir. Atıldığı noktadan 200 kilometre daha öteye başka bir noktaya düşebilir. Bu yolculuğu aşağı yukarı 1,5 saat kadar sürüyor. 1,5 saat içerisinde yükseldiği yüksekliğe kadar bütün meteorolojik parametreleri elde ediyoruz. Verici yardımıyla bilgisayarımıza aktarılır ve bu bir rasat kodu haline getirilerek genel merkeze gönderilir. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın sloganımızı ilke edinen kurumumuz, yapmış olduğumuz tahmin verilerimizin vatandaşlarımıza en güvenilir, en doğru şekilde ulaştırma gayesini hedef edinmiştir. Vatandaşlarımız meteorolojik bilgi ve ürünlerimize genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr adresinden, bölge müdürlüğümüzün Kayseri bölge mgm.gov.tr adresinden, Kayseri özelinde ise 90.0 MHz frekansıyla yayın yapan Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan ve ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan 7/24 takip edebilirler. Bizi daha yakından takip etmek isteyen vatandaşlarımız App Store, Play Store mağazalarından ücretsiz bir şekilde mobil uygulamamızı cep telefonlarına yükleyerek anlık verilerimize ulaşabilirler. Aynı zamanda tarımsal faaliyet ile uğraşan üreticilerimiz tarımsal hava durumu mobil uygulamasından ihtiyaç duydukları meteorolojik bilgi ve ürünlere kolaylıkla ulaşabilmektedirler.